BRT Sabah Haber konuk bölümüyle devam ediyor. Meclis eski başkanlarından Sayın Sibel Sibel stüdyoda konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Dayı ve Doktor Fazıl Küçük Vakfı'nın 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlediği KKTC için ideal yönetim sistemi tartışması, başkanlık sistemi ve parlamenter sistem çalıştayının sonunda ortaya çıkan genişletilmiş raporlar basın yoluyla paylaşıldı. Biz o dönemde de sevgili Deniz Hanım'ı burada konuk almıştık. Deniz İşçioğlu'nu buradan kendisine selamlar gönderelim. Şimdi sizinle ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Evet. Toplantı açılışı BRT'den de canlı olarak yayınlanmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Çalıştay 2 gün sürmüştü. Biraz hatırlayalım mı? Nasıl geçmişti? Neler yapmıştınız? Evet. Şimdi şöyle girelim isterseniz. Bir sorun var. Kabul ettiğimiz bir sorun. Bu sorun nedir? Hep söylüyoruz ya, işte niye biz böyleyiz? Niye 300 bin nüfuslu güzel bir adada yaşıyoruz da acaba her gün şikayetçi, vatandaş şikayetçi, siyasetçi şikayetçi, sivil toplum şikayetçi nedir olan, nedir ters giden, niye başaramıyoruz? İşte insan kaynaklarımız var, eğitimimiz, öğrenimimiz, üniversitelerimiz var, bu kadar deneyimli siyasetçimiz var. Niye önümüzde bu kadar örnekler var, işte 500 yıl önce devlet olmuş, bu aşamalardan geçmiş ve iyi idareyi, iyi sistemi oturtmuş birçok ülke var. Bazen hayranlıkla söz ettiğimiz, çoğunlukla da karşılaştırdığımız. Demek ki bizde bir şeyler iyi gitmiyor, bir sorun var. Bu sorunlar işte bir çalıştay dediğimiz olayla masaya yatırılması, sorun tespiti ve sonra konuyla ilgili bilgi sahibi, uzman kimselerin çözüm formüllerini tartışması, masaya getirmesi. Biz de dedik ki evet, sistem dediğimiz bir sistem var, evet bir sistemle yönetiliyoruz ama acaba biz bunu sistem olmaktan çoktan mı çıkardık? Şimdi bir parlamenter sistemdir sistemimizin adı. Eğer bizdeki yapıyı parlamenter sisteme örnek gösterirsek aslında büyük haksızlık etmiş oluruz parlamenter sisteme. Sizin bir açıklamanız vardı. Biz sistemi kendimize göre uyarladık gibi bir maalesef açıklamanız vardı. İşte küçük toplum olmanın getirdiği bir takım dezavantajlar da oldu. Hep söylediğimiz işte popülizm, partizanlık, seçmenle seçilen arasında kurulan veya siyasi parti arasında kurulan o bir ilişki, işte ben seni seçeyim, sen de bana bunu yap. Bize değil ama, topluma değil. İşte küçük zümrelere, bizlere, bana bunu yap. Ama o küçük zümreye veya size siyasi partinin getireceği avantaj toplumun bütününe ne getirir? Zararlı mı? Olsun. Benim seçilmem için bu adımı atmam lazım. Bu tarafta seçim kaybetme riski var ama doğru olanı yapma var. Bu tarafta da seçim kazanma ama ileride zararlarını toplum görecek, çekecek bu var. Hangisi cezbediyor? Maalesef bu çalıştay sonuçlarında da ortaya çıktı. Cezbedici olan ne olursa olsun seçim kazanmak. O yüzden bu patronaj ilişkisi dediğimiz bir ilişki. Evet, patronaj sisteminde çok. Yine küçük toplumun getirdiği yakınlara, siyasette veya yönetimde çok önemli yerlere gelen kimselerin çevresine, akrabasına, yakınına bir takım avantajlar sağlaması. Bu makam olabilir, iş alma olabilir, ihale olabilir. Bütün bunları görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Ve kime sorsanız şikayetçi. Yani bir konsensus var toplumda. Evet. Aslında herkes bu yönteme başvuruyor, herkes yaşıyor ama herkes de şikayetçi. Herkes şikayetçi. Biliyoruz çünkü uzun vadede bize kaybettiriyor bu. Uzun vadede kaybettirecek. Bunu yani biz tüketiyoruz. Tüketiyoruz. Neyi tüketiyoruz? Hem maddi hem manevi varlıklarını tüketiyoruz yaşadığımız yerin. Bağları koparıyoruz. Toplumsal bağlar dediğimiz o ortak gayle, ortak başarı, ortak payda, ortak gelecek, bütün bunlar zarar görüyor. Bir bir her travma, her yapılan yanlış, her kötü yönetim sonrası bu bağlarda zayıflama ve kopma oluyor. Ve sonra ne oluyor? Bir içe kapanma oluyor. Siz başlıyorsunuz, ne yapayım?
ben kendimi düşüneyim. Kendi çocuğumu, kendi ailemi. Biz kendimize bakalım. Yani o hani bütünü düşünme halinden yavaş yavaş uzaklaşma halleri. Yani toplumdan yavaş yavaş toplumsal düşünceden daha bireysel düşünceye geçme hali. Ki bu bizim gibi küçük toplumlarda özellikle çok kötü, çok zararlı. O yüzden hadi gelin dedik. Madem hep beraber şikayetçiyiz. Hep beraber diyoruz ki yarattığımız bu yapı, hatta ben biraz daha ağır bir tabir kullandım, bir ucube yapı dedim. Evet. Bu yapı sürdürülemezse hadi gelin oturalım, yüzleşelim. Hep beraber yüzleşelim. Hepimizin payı var burada. Hepimizin. Hepimiz bir şekilde bir yerindeyiz bu yapının. Diyelim ki bu yapı sürdürülemez. Evet. Peki ne yapmalı? Biz işte bu çalıştayda bunlarla yüzleştik. Masalar kuruldu. Bir masada sistem masaya yatırıldı. Şu andaki parlamenter sistem bizdeki haliyle masaya yatırıldı. Bir masada başkanlık sistemi tartışıldı. O olabilir mi? Bir masada da bu içinde bulunduğumuz mevcut parlamenter sistem daha iyi olabilir mi? Mümkün mü? Masadan çıkan sonuçlara göre büyük reformlar yaparsak bu sistemi iyileştirebiliriz. Nasıl reformlar? İşte bir takım yasalarda değişiklikler, siyasi partiler yasasının tekrar ele alınması lazım. Siyasi partilerimiz maalesef henüz kurumsal yapıya ulaşmadı. Ve kurumsal yapıya ulaşmayan bir siyasi parti iktidara geldiği zaman o kurumsallığı sağlayamaz maalesef. Bu kurumsallaşma süreci nasıl olur? Kurumsal yapı bir yasası vardır, bir tüzüğü vardır siyasi partinin. Ve bu tüzük ve yasa kuralları çerçevesinde ilerler. Çok iyi hatırlıyorum, bir siyasi parti başkanı e-devlete geçeceğiz demişti. Ben de kendisine yarı şaka, yarı ciddi. Partinizi e-parti yapabildiniz mi önce? Dedim. Yani bu bir aslında siyasi partiler küçük bir devletin küçük bir yönetimi gibidir. Yani önce oradan başlarız, sonra tabii devleti siyasi partinin içindeki demokrasi anlayışı, efendim meclisinin çalışması, seçmeniyle daha doğrusu üyesiyle ilişkisi, delegesiyle ilişkisi nasıldır? Yani onlar aslında örneğidir. Siyasi partilere bakarsak ilişkilerine, yönetim şekline, ülkenin yönetiminin küçük bir örneği olduğunu görürüz. Dolayısıyla siyasi partilerden de başlamak lazım. Seçim sistemi. Geldiğimiz noktada seçim sisteminin son çarşaf liste dedik ama maalesef onun da yani olması gereken gibi olmadığı için iyi sonuçlar çıkmadığını. Evet, o günlerde çok konuşuldu. Tabii ki çok tartışıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı defalarca bunu dile getirdi. Yani bu çalıştaydan çıkan sonuçlardan biri de alt başlıklar. İşte siyasi partiler yasasını, seçim sistemini, eğer istersek parlamenter sistemi düzeltelim, anayasayı, anayasada, anayasa nedir? Anayasa aslında devletle toplum arasında bir sözleşmedir. Yani toplum diyor ki yönetirken bu kurallara bağlı olarak yöneteceksin. Yasa yaparken bu anayasa sizin önderiniz olacak, buna bakacaksınız. Bunun dışına çıkmayacaksınız. Bunun izin verdiği ölçüde. Yani anayasa kurallar koymuştur. Toplumu korumak için devlet-toplum ilişkisinde bir sözleşmedir. Devleti de korumak için işte devleti tabii çok fazla toplumdan ayırmamak lazım. Ama genel olarak bütünün birbirine pozitif etki yapması ve zarar görmemesi için kurallardır. Ama yıllar içinde bu anayasada toplumun ihtiyaçlarını veya devletin iyi yönetim yapmasının önünde engeller oluşturduğu görülür. O yüzden anayasa değişikliği de gerekir. Şimdi anayasa değişikliği derken bazen insanlarımızda korku olur. Yani anayasadan ne gibi değişiklikler yapacaksınız ki? Yani toplum zarar görür mü? Bu aslında anayasa değişiklikleri biliyorsunuz meclisin 3/2
olumlu oyu ve sonra da ikinci kez topluma sunulması ve toplumdan onaylanmasıyla mümkündür ki bizim böyle bir deneyimimiz olmuştu ve toplumdan onay görmemişti. O dönemde de ya iyi anlatılamamıştı ya bir takım eksiklikleri görmüştü toplum. Dolayısıyla bunları uzun uzun tartışmak lazım. Yani evet sorun vardır, şikayetçiyiz. Bir reform herkes gerekli. Şikayetçi, iktidar şikayetçi, muhalefet şikayetçi. Ama bugün muhalefet şikayet eder, yarın iktidara geldiğinde eğer dün şikayet ettiği konularla ilgili ağız değişikliğine giderse, söylem değişikliğine giderse ve şu anda biz iktidardayız, bu iktidarın olanaklarıyla gidebildiğimiz kadar gidelim, şimdi niye riske atalım, niye bu kadar sistemi büyük reformlarla ki büyük reformlar yapmak bir toplumda bir sorgulamadır, bir mutlaka bunun karşısında olacak olanlar vardır, mutlaka bir takım tabii avantajlar kaybolacaktır. Bazı zümrelerin bu yapıdan elde ettiği bir takım avantajlar azalacaktır ama uzun vadede toplum kazanacak ve uzun vadede hepimiz kazanacaktır. İşte bunları göze almak, bunları topluma anlatmak ve bunlar için destek istemek muhalefet ve iktidarın el birliğiyle. Çünkü ne dedim? 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Peki bu noktada muhalefet ve iktidarın aynı tarafta olabilme durumuna nasıl bakıyorsun? Sen dediniz ya aslında hükümet edenler muhalefete geçtiklerinde ya da muhalefettekiler hükümete geçtiklerinde söyledikleri şeyin tam tersini yapabiliyorlar. Bu zaman zaman belki gördüğümüz, yaşadığımız şeyler. Peki bu noktada o birlik ortamını oluşturmak nasıl olur? Şimdi bu birlik ortamı kendiliğinden olmayacağı ortada. Bugüne kadar da olmadı. Dolayısıyla sivil toplumun, basının, vatandaşın, hepimizin, bizlerin bir baskı unsuru oluşturması gerekiyor. Aksi halde birlik olur. Yani doğruları bilmek, ne yapılacağını bilmek ama bunları yerine getirmemek, getirememek bir acizlik ve sürekli şikayet eden bir toplum. Sürekli şikayet ama neticede doğruyu yapabilmenin yolları ortadayken yapamamak. Mesela ben bunları açıkladığım zaman bir gazeteci, eminim çoğu kimse diyor bazen sosyal medyadan da bana yazıyorlar. Diyorlar ki Sibel Hanım siz başbakanlıkta yaptınız, meclis başkanlığı da yaptınız. Niye yapmadınız? İşte bu size soruyorlar, niye bana soruyorlar niye yapmadınız? Hı-hı. Aslında niye yapmadın? Niye yapmadınız da olacak bir şey değildir sistem. Bu az önce de söylediğim gibi sadece iktidarın isteğiyle de olabilecek bir şey değildir. Bu bir hem iktidarın hem muhalefetin, meclisin, yasamanın, yürütmenin el birliğiyle tartışmaları ortaya koyacağı, tartışacağı ve yapacağı bir şeydir. Yoksa bir üst kademede birilerinin, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, efendim Meclis Başkanının veya bir bakanın, hükümetin yapabileceği değişiklikler değildir bunlar. Ama şu var aslında, bir uzlaşı kültürü burada çok önemlidir. İşte gelin biz ülke için, bakın koskocaman 28 sayfa işte sonuçlar evet, çıktı, detaylı. Evet. Aslında çoğu da bildiğimiz şeyler. Neler yapılabilir? Bunları değerlendirelim. Bir uzlaşı komitesi kurulsun. İktidarla, muhalefetle, sivil toplumu da içine alarak, ülkenin bu konudaki uzmanları, değerli görüşleri olan kimselerden bir komite kurulsun. Ve gelin evet, bunları, enerjimizi bunlara harcayalım. Yapabiliriz. Cumhurbaşkanlığı bu konuda bu uzlaşıyı sağlayabilecek bir makamdır aslında. Cumhurbaşkanlığının çok taraf olmadan herkesi kucaklayan bir yapısı olması çok önemlidir. Ve burada özellikle bu konuda büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Özellikle bir toplumsal olayda toplumsal konsensus var. Nedir konsensus? Bu yapı sürdürülebilir değil. Evet, sürdürülemez. Görselimiz evet, var burada. O zaman burada bir konsensus var. O çözüm önerileri. Nereden başlamak lazım? Hadi gelin bir yerden başlayalım. Belki bu yıl olmaz. Belki bir yıl sonra olur. Belki iki yıl sonra olur. Ama iyileştirme yapmak için sisteme dokunmak lazım. Ben bir siyasi parti başkanı işte çok heyecanlıydı. İşte onu yapacak, bunu yapacak, değiştirecek. Bu yapıyla
bir yere kadar yapabilirsiniz. Sürekli önünüze takozlar gelecek. Gelin sistemi konuşalım. Gelin sistemi tartışalım. Hı hı. Niye aday olmadığımı söylerken de en önemli gerekçem buydu. Biz artık bununla ilgili ya iyileştirelim ki iyileştirmek mümkündür diye çıktı Çalıştay'da ya da bir alternatif olarak başkanlık sistemini konuşalım. Yani bu iki önümüzde yapılabilecek. Belki parlamenter sistemi şu anda reformlarla daha işleyebilir, daha iyi, halk memnuniyetini gözeten, toplum menfaatlerini gözeten, daha iyi bir yapıya getirilme imkanları vardır reformlarla dendi. Hadi gelin buradan başlayalım ki bence birçok günlük yamalama dediğimiz miş gibi yaparak vakit geçirmektense bunu yaparsak sanırım birkaç yıl sonra çok farklı bir yapıya kavuşabiliriz. Bir de örnek vermek istiyorum bir hekim olarak. Geliyorsunuz bana işte karnım ağrıyor diyorsunuz, ateşim var diyorsunuz. Birkaç ayda bir oluyor diyorsunuz. Sonra ben antibiyotik alıyorum veya size ben antibiyotik yazıyorum. İşte ateşiniz düşüyor, o enfeksiyon geçiyor, ağrınız geçiyor, iyileşiyorsunuz. Sonra birkaç ay sonra gene oluyor aynı şeyler. Çünkü sizde teşhis, safra iltihabı var. Safranızda taş var ve sürekli iltihaplanıyor. Ne yapmak lazım? O safra kesesini oradan almak lazım. Eğer ameliyat etmezsek siz birkaç ayda bir iyileştim gibi zannedersiniz. İşte bir şeyler, antibiyotikler alırsınız, bir semptomatik tedavi dediğimiz o şikayetleriniz geriler ama sorun orada durur. O sorun orada durduğu sürece bugün iyiyseniz yarın hastasınız. O yüzden bizim de şu andaki yapımız budur. Orada ana sorun duruyor. Dolayısıyla şeylerle uğraşıyoruz biz. Çıkan semptomlarla. Ha böyle mi oldu? Ha bunu böyle yapalım. Bunu ama orada duruyor zaten. Bunu yapsanız da bugün yarın o yine bozulacak. Evet, tanısı koyuldu ama müdahalesi. Dolayısıyla budur. Yani bir toplumsal konsensusun olduğu bir durum var. Gelin bir şeyler yapalım. Burada iktidarında, muhalefetinde büyük sorumlulukları vardır. Biz de açıklamamda da söyledim. 3-4 yılın içinde 3-4 hükümet kuruluyor. İktidar, evet. Dünün muhalefeti, bugünün iktidarı, bugünün iktidarı, dünün muhalefeti. Mevcut sistemdeki tıkanıklığın problemlerin içerisinde bunun da olduğunu düşünüyorsunuz çokça. Kesinlikle. Yani zaten sistem tartışmalarında, İstikrarsız. Yani mesela 50 milletvekilimiz var bizim. 50 milletvekilinden onu eğer dışarıdan teknokrat atamamışsa ki çok nadir oluyor o. Bir başbakan, 10 bakan, 11 kişi o 50 milletvekilinin içinde yani 39'a düşüyor sayı. 39 milletvekilinde yarısından çoğu iktidara mensup, diğerleri muhalefete. Yani yarı yarıya düşüyor milletvekili sayısı. Ve bu meclisten bir verim bekliyoruz. Ama parlamenter sistemin içinde buna çözüm var mı? Tabii ki olabilir. Nedir? Milletvekili seçilirsiniz. Bakan olduktan sonra milletvekilliği göreviniz düşer. Ondan sonra gelen milletvekili parlamentoya girer. Yani yürütme ile yasamayı ayırmak lazım. Başkanlık sisteminde kat'i olarak ayrılmıştır. Yani bakan milletvekili değildir. Bakan hükümet işlerini yapar. Oturur, bütün mesaisini ona harcar. Bizde bakan hem hükümet işlerini yapacak, kendi bakanlığının işlerini. Sonra haftanın iki günü de mecliste çalışacak. Bunu yani haftanın beş günüdür zaten iş günü. Hadi bakanlar belki hafta sonları da çalışsalar da. Neticede ne orada verimli olabiliyorsunuz, ne orada verimli olabiliyorsunuz. Kaldı ki meclis kendi içinden çıkan bir hükümet var. Onu denetleyemez. Çünkü iktidardır denetleyecek olan, sayıya bağlıdır. Sayısal çoğunluk kimdedir? İktidardadır. İktidar kendi sayısal çoğunluğuyla kendi bakanını, kendi başbakanını denetleyemez. Mış gibi yapar. Bugüne kadar da öyle olmuştur. Sayıdan devam etmişken aslında 26 gerekliliği bir sorun gibi bir açıklamanız da vardı sizin. Evet. Hani bu muhalefetin ya da hükümetin birbirini destekleyip desteklememesi konusunda bu sorunları çokça yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir problem yaşandı. Bir sorun yaşanmıştı. Muhalefet ve hükümet biraz gerilmişti. Bunu sormak istiyorum bu noktada. Hani sizin de açıklamanız
çok evet. da anlam kazandı aslında bunun şimdi, üzerinden bir kez bu, daha. Bu da çok önemli. Burada anayasada diyor ki 26 milletvekiliyle açılır. Şimdi araştırmıştım ben meclis başkanı olduğum zamanda da. Bizim gibi 50 milletvekili, böyle az sayıda milletvekili olan ülkelerde açılma sayısı 1/3, yani 14 milletvekiliyle açılabiliyor meclisler. Meclisin açılması çok önemlidir. Ya, kuvvetler ayrılığı dediğimiz olay gene budur. Yani orada bir iktidar var, tamam, bir hükümet var ama burada bir meclis var. Eğer meclis yasama organıysa, yani hükümetten ayrıysa, yasa yapacaksa, ülke yararına denetim yapacaksa, hükümeti denetleyecekse, meclisin kendini bu yapıdan ayırması gerekiyor. Şimdi yıllardan beri bu 26 sayısı da olduğu için hükümet, yani iktidara mensup partiler, parti veya partiler nisabı sağlasın, biz öyle içeri girelim. Yani dışarıda aslında vekiller bekliyor, muhalefet evet. vekilleri. Bunun üzerine defalarca meclis kürsüsünden de ben dedim ki girin, meclisi biz açalım. Ondan sonra eğer istemediğiniz bir yasaysa, oy birliğiyle değilse bu yasa, nisabı düşürün, dışarıya çıkın, destek vermeyin. Ama, hani ama meclis bunu, açılsın. Ama meclis açılsın. Yani bu meclisin açılmaması, yasamanın çalıştırılamaması ve vekiller tarafından çalışmaması hoş bir durum değildir. Ve neticede 3 farklı hükümet oldu. Siyasi partiler işte başlangıçta UBP, CTP, daha sonra DP, CTP, başbakanlar değişti falan. Hep aynı şeyi söyledim. Yani o iktidardayken de aynı şeyi söyledim, diğeri muhalefetteyken de aynı şeyi söyledim. Ama hep bana teamüllerden bahsedildi. Neticede şimdi vermek istemiyorum ama bir siyasi parti, uzun süre konuştuğum için bu nisabı sağlayalım, kabul etti ve girdi. Nisabı sağladı muhalefette olduğu halde. Ve kendisine teşekkür mektubu yazdım. O da basında çıktı. Yani biz bundan sonra özellikle yasama ve yürütmenin kuvvetler ayrılığını da göz önünde bulundurarak, nisabı sağlayarak girelim. Zaten nisabı kimin sağladığı bellidir. Eğer muhalefet sağlıyorsa halk da bunu görecektir. Siz diyeceksiniz ki muhalefetle bu nisap sağlanıyor ve nitekim ben kürsüden kendilerine teşekkür etmiştim ve teşekkür mektubu da yazmıştım. Ama niçin yapmıştım bunları? İşte belki bu teamüller değişir. Belki içeriye girilir. Nitekim hiçbir bugün iktidarda olan partilerin hiçbiri de bir tanesi yenidir onunla ilgisi. Bu dönemde girmemişlerdi. Yani bunu herkes biliyor. Muhalefette olan şu andaki partide, diğer parti iktidarda olduğunda girmemişti. Bu devam ediyor. Peki bunu değiştirmenin yolu var mı? Var. Anayasada değişiklik. Ama anayasa değişikliği eğer zorsa, o zaman işte bir konsensus. Hadi gelin siyasi parti başkanları olarak bir uzlaşı yaratalım. Bundan sonra böyle olsun. Bu adımı kim atar? Yani şimdiki muhalefet der mi? Niye siz bana yapmadıydınız daha önce? Der mi? Der. İşte yani bu kısır döngüde evet. Gidiyoruz. Bunları daha üst, daha büyük ölçüde, ölçekte düşünerek, sen benden çıkarak biz yapmak zorundayız diyebilirsek. Bunu mu yapamıyoruz biz? Hani bunu yapamıyoruz. Yani yasama verimsiz, biliyorsunuz bunu da defalarca söyledim. Bunları söylediğimde de beni eleştiriyorlardı. Hadi verimli yap. Ama yani meclis başkanı verimli yapıyorum diyerek verimli yapamaz. Mesela komiteler gerçekten çok sıklıkla toplanıyorlar. Ama milletvekilleri yasama uzmanı değil ki. Bizde milletvekilleri oturuyorlar, yasa yazıyorlar. Yani bu milletvekilinin görevi değil. Bu yasaların milletvekili ne koyar? Siyasi irade koyar. Mesela sağlıkta tam gün olacak. Bu milletvekilinin veya siyasetin iradesidir. Ama o yasayı yapma, anayasaya uygun olarak, diğer yasalara uygun olarak yapma görevi bu yasama konusunda uzman bir komisyonundur. İşte bunu defalarca dile getirdik. Yapsın komisyon bunu, getirsin. Milletvekilleri siyasi iradesini ortaya koysun, siyasi yönden tartısın. Ve hızla bu yasalar ilerlesin. Bunu ilk defa biz yapmıyoruz. Güney'e bakın, Güney'de de var. Türkiye'ye bakın, Türkiye'de de var. Birçok Avrupa ülkesinde de var. Yani milletvekilleri bize oturuyorlar. Tam gün mü olacak? Tamam. Bakıyorlar nasıl olacak?
İşte virgül burada mı olmalıydı? Yasama uzmanları var meclisin. Ama bu yasama uzmanları bütün komitelere girip bütün yasaları yapacak sayıda, çoğunlukta değiller. Sayımız çok az. O yüzden gelin bir hukuk komisyonu kuralım dedik. Bu kadük oldu. Yani biliyorsunuz bir meclis başkanı olarak sunmuştum. Bekliyoruz şimdi. Yani yine bir takım meselelerle uğraşılıyor. Hı-hı. Ama inanın baktığınız zaman büyük meseleler orada dururken, gerçekten büyük meseleler ortadadır. Yani bunlarla ilgili köklü adım atma iradesini bekliyoruz artık. Yani ya bir şu anda uğraşılanlar nedir biliyor musunuz? Şu anda uğraşılanlar. O az önce söylediğim, işte safra kesesi orada iltihaplı, ateşi düşürmekle uğraşılıyor. Efendim ağrı kesici veriliyor, antibiyotik veriliyor. Olay budur. Kök buradadır. Bunu yasalar, denetim organlarının daha verimli çalışması, meclisin işte bu yönlerinin düzeltilerek daha iyi olması, yürütmenin enerjisini hükümete verecek şekilde düzenlemelerin yapılması, bu dönem olmaz belki. Gelecek seçimlerden sonra bunların altyapısını hazırlayan gerçekten bu topluma büyük iyilik yapmış olacak diye düşünüyorum. Sadece ben değil, işte Çalıştay sonuçlarını gördünüz. Evet, hepimiz. Deniz Hanım da programda bahsetmişti. Kendisiyle program yaptığımızda. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Hani bu sistem tartışması yüksek sesle başladı bir şekilde. Çalıştay'dan sonra oldu bu tabii ki. Ve şimdi tekrar 28 sayfalık bu raporun açıklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Peki biraz daha başkanlık sistemini hani alternatif olarak düşünülüyor ya, hep evet, konuşuyoruz. Biraz daha bu sisteme daha detaylı bakabilir miyiz? Mesela avantajları ve dezavantajları nedir? Bizim toplumumuz buna ayak uydurabilir mi? Bu sistem bize uygun mu? Evet. Ya da o bahsettiğimiz işte patronaj sistemi sorunlarımız var. Ya da bu destekleyip desteklememe durumlarımız var. Biz bu yapıyı da kendimize göre uyarlayabilme riskimiz var mı mesela? Evet, aslında başkanlık sistemi bize çok uzak değil. Evet. Birincisi 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti bir başkanlık sistemiydi. Güney komşumuz Rumların hala o başkanlık sistemi devam ediyor. Onlar var bize karşılaştırma yapabileceğimiz. Ve bir de yerel yönetimler başkanlık sistemi. Belediyeler. Başkan ayrı seçiliyor. Meclisi ayrı seçiliyor. Bu güzel bir örnektir aslında. Yerel yönetimler, evet, başkanlık sistemi. Bizim genel hükümet seçimi, genel seçimlerimiz parlamenter sistem ama yerel yönetimler başkanlık sistemidir. Şimdi başkanlık sistemi tabii ki çok iyi çalıştırılırsa, çok iyi bir denetim mekanizması, meclisin, yasamanın denetim için güçlü yetkileri olursa uygun bir sistem olarak değerlendirildi Çalıştay'da da. Bir başkan var, başkan ayrı seçiliyor halk tarafından, başkan teknokrat dışarıdan bakanlarını atıyor, sadece yürütme hükümet kararlarıyla ilgilidir, yasaları meclise gönderiyor, meclis bu yasaları sadece yasama, yani meclis sadece yasa yapıyor ve bir de hükümeti, yani başkanı ve bakanları denetliyor. Şimdi başkan ve bakanlar meclisin içinden çıkmadığı için, meclisin denetleme yapma yetkisi çok yüksek. Özellikle sayı olarak da düşük sayılarda bile denetleme yapabilme, yani çok fazla sal çoğunluk aramama durumu da söz konusu olduğunda ve güçlü kurallar konduğu zaman bu da ideal olur. Ama hep söylenen bir şey var. Gerek parlamenter sistem, gerek başkanlık sistemi, ikisi de bir siyasi kültür ister. Bu Çalıştay'a katılan İtalya'dan bir üniversite hocası vardı, İtalyan. O parlamenter sistemle ilgili tartışmada şunu söyledi. İşte Latin ülkelerine bakın, bize bakın, Akdeniz ülkelerinde. Parlamenter sistemle yönetiliyoruz ama yolsuzluk çok fazla gündemimizde yer alıyor. Kuzeye bakın, daha kuzeye gidin. İşte bir Almanya örneğini verdi. O da parlamenter sistemde. Ama orada yolsuzluk çok nadir, hiç denecek kadar az. Demek ki bir yapı, bir siyasi kültür oluşmuş. İşte hani hep temiz siyaset, temiz toplum diyoruz. Bu yapı
zaman içinde eğer tabii iyi bir denetim mekanizmalarıyla oturursa kültür olur. Yani hani temiz çevre de öyledir. Çevreyi tabii kirlettiğinizde size önce ağır cezalar verilecek. O ağır cezalar caydırıcı olacak. Daha sonra siz yere en ufak bir şey bile atamaz duruma düşeceksiniz. Cezalar sizi engelleyecek. Sonra yıllar geçince bu bir kültüre döner. Ve o cezalar var diye değil, o cezalar olsa da olmasa da siz artık çevreyi kirletmesiniz. Bu sizin çevre kültürünüz, çevre burada bilinciniz. Bahsettiğiniz burada denetim mekanizmasının önemi ortaya çıkıyor. Burada da siyasi kültür, siyasi bilinç. Bir siyasetçi size dediği zaman, işte bana oyunuzu verirseniz, ben seçilirsem hiç merak etme kızını hemen işe alacağım dediği zaman siz ona tepki koyar mısınız? Ne münasebet? Ben sizden oyumu böyle bir pazarlık veya bir rüşvet, siyasi rüşvet için vermiyorum der mi, der miyiz? İşte o dediğimiz zaman, utandırdığımız zaman o siyasetçiyi veya o siyasetçi size bunu söyleme cesaretini bulamadığı zaman o siyasi kültür güzel bir kültüre dönmüştür. Siyasi kültürümüz değişti demektir. İşte bunu nasıl yaparız? Siyasetçi mi bunu yapıyor? Vatandaşın talebi mi? Bu bir tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Aynı böyle. Dolayısıyla bunun utandırılması gerekiyor. Yani İkisi de medya, aslında. İkisi sosyal de medya, medya organları, basın, sivil toplum ne münasebet? Mesela sivil toplum örgütlerimiz var. İşte sivil toplumun başkanına gidip de eğer üyeleriniz bana oyu verirse sizlere şu kadar katkı yapılacak, hı hı, sizlere şu yapılacak, sizlere bina verilecek, sizlere arsa verilecek. Bu da bir siyasi rüşvettir. İşte sivil toplum bunlara hiçbir zaman prim vermeyecek duruma geldiği zaman, vatandaş buna prim vermeyecek duruma geldiği zaman, o zaman biz çok iyi bir yola girmiş olacağız. İşte az önce söylediğim olay budur. Eğer sizin toplumsal bağlarınız zayıflamışsa ve geleceği toplumsal gelecek olarak değil, birey neyse olarak düşünüyorsanız, siz sadece ve sadece kendiniz, eşiniz, çocuğunuz, çoluğunuz, toplum ne olacak? Yani ben kendime bakarım. O duruma toplum gelmişse, o duruma gelmişse sanırım böyle seçim, oldu biraz. Seçim ve siyasetçiyi seçme de toplumsal paydada olmaktan çıkar. Yani bir siyasetçi gider de size şunlar şunlar toplum için bunları yapacağım vaat ettiğinde oy alacağını bilirse veya size kişisel tekliflerde bulunduğunda oy almayacağını bilirse bu bizi iyiye götürecek. İşte bu konuları da sıklıkla işlemek lazım. Ama şimdi bana soruyorlar işte akademisyen Deniz Hanım da Doğu Akdeniz Üniversitesi adına yürüttüğü bu çalıştayı. Çok sıklıkla muhatap oluyoruz bu sorulara. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi o soru bende de vardı. Tamam. O soru bende de vardı. Ben de size sormak istemiştim. Peki ya şimdi ne olacak diye. Evet. Şimdi olması için bir defa uygulayıcıların heyecan duyması lazım. Mesela bu çalıştayın sonuçlarını çağırıp bir komisyon kurup, bir komite kurup bu komitede değerlendirilmesi ve kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli sistemin iyileştirilmesi için yapılacakların çalışılması lazım. Başbakanımızın bu konuyla ilgi duyması lazım. Bakanlarımızın konuyla ilgilenmesi lazım. Yasamanın meclis başkanımızın konuyla ilgilenmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgilenmesi lazım. Evet, biz bir sistemsizlik içindeyiz. Konsensus var. Hiç kimse diyemez. Hayır, biz çok iyi yönetiliyoruz. Her şey yolundadır. Sistemimiz çok iyidir. Diyemez. Diyemediğine göre böyle bir çalıştaya emek, maddi manevi emek verilerek yapılır çalıştaylar. Verildiğine göre devletimizin, yönetimimizin buna sahip çıkması ve bu konuyla ilgili işte bir hali insan kaynağımız var. Bir de ondan da çok mutluluk duyduk. Üniversitelerden gelen, buradaki üniversitelerimizden katılan
Yani de vardı. Ne kadar güzel. Bütün İlgi üniversitelerimizden akademisyenler katıldı. Yani belli bir kitle bir sorunun var. Farkında. Evet, ne güzel çalışmalar yapılmış. Evet. Seçim sistemiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Siyasi partilerle ilgili çalışmalar yapılmış. Ne kadar güzel, insan gurur duyuyor. Ama bu kaynakların, bu insan kaynakları değerlendirilirse, yani onlar bir akademisyendir, üniversitelerinde anlatırlar, konuşurlar ama siz ne kadar ilgi duyuyorsunuz yönetim olarak bu bilgilere? Ne kadar biraz ilgisiz. Burada noktası. Şeyi bekliyoruz. Yani burada ne olacağı artık bu aşamadan sonra idarenin, yürütmenin göstereceği enerji, heyecan ve motivasyon ve çalışma gruplarının kurulmasına bağlı. Çünkü geçenlerde yine bir eleştirel açıklamam oldu. Makya yaptık biz. Müzecilik, arşiv, kütüphanecilik. O konuya da gireyim. Bereti'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Zaten ilk üzüntümü ve ilk motivasyonumu Berete müdürüyle ve yönetim kurulu başkanıyla yaptığım bir konuşmada arşivinin ne kadar zayıf ve ne kadar arşiv çalışmalarının yetersiz olduğunu öğrendiğim zaman Berete'nin arşivi ne kadar önemlidir bizim için, hem tabii görsel ki, hem yazılı. Tarihsel. O zaman biz kayıt altına almazsak bu bilgi çağında yok oluruz. Artık bilgi çağıdır. Ne kadar bilginiz varsa o kadar varsınız. Biz toplum olarak işte hikayelerimiz var, geçmişimiz var, kültürümüz var, sanatımız var. Ne kadar kayıt altında? Evet, evet, kayıt bunlar altında. Kayıt altındaysa siz varsınız. İleride hele tamamen buna dayanacak. O yüzden bizim kayıtlarımız, bütün geçmişimiz, daha düne kadar olan kayıtlar eğer sürekli birbirlerinin üzerine sarılarak yok ediliyorsa, burada gelin hep beraber bakalım, devlet arşivleri de aynı durumda. Milli arşiv yasamız yok. Yani bunlar hep bir çalışma, bir emek ister. Neticede müzecilik arşiv çalıştayı da öyle yapıldı. Bütün devletin bürokratları katıldı, hükümet katıldı, meclis katıldı, üniversitelerden hocalar geldi, yurt dışından hocalar geldi, sonuç raporu açıklandı. Neler yapacağız? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede neler yapabiliriz dedik, planlama dedik ve sonuçlar orada duruyor. Dolayısıyla burada amaç çalıştay yapmak. Çalıştayların sonuçlarını çıkarıp da raflara dizmek olmamalı. Bu az önce de söyledim. Bir çalıştay maddi olarak da külfettir. Dolayısıyla emektir. Siz bu emeğe değer verirseniz bu çalıştaylar anlam kazanır. Yoksa çok eleştiri var. İşte habire çalıştay yapın. Bana söylendi. Sibel Hanım, siz çalıştay yapın artık. Yani değil mi? Yani burada içinde çok şey barındırıyor. Çalıştay yapmak için mi yapıyorsunuz? Evet. Yapmak için değil. Yani bu sonuçları bir çıkan görelim. Çıkan sonuçlara göre evet, hareket gerekir. Bir hareket için. Gerekir. Yığınla hep eleştiriyoruz ya müşavirlerimiz, işte çok müşavirimiz var. Çoğu herkes değerlidir ama konularında uzmanlar var. Kuralım çalışma masaları, takip edelim. İşte üniversitelerimiz var, akademisyenlerimiz var, iletişim içinde olsunlar. Tabii yani bu kadar bizim, üniversitemiz bizim var. Bizim o kadar zaman hızlı geçiyor. Dakikalar çok önemlidir. Saatler değil, dakikalar çok önemlidir. İşte bir yıl geçti bir çalıştayın üstünden. Geçen çalıştayın. Ne oldu? İşte gene seçim. O öyle olacak. Böyle, bu hükümet ne kadar gidecek? İşte gene seçim gelecek. Gene seçim olacak. Hükümet mi değişecek? Yani sürekli bütün bunlarla boğuşurken esas yapmamız gereken özü, temeli müdahaleyi kaybediyoruz maalesef. Evet, esas müdahale yapmamız gereken yeri yapamıyoruz demek ki. Aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı konuyla ilgili olarak? Hani bu çalışta bir ilgisizlik, evet sonuçlar açıklandı ama hani belki şimdi, ilerleyen günlerde daha çok yeni ilgi tabii bekliyoruz. Ki yani biz bununla ilgili bir eleştiri getirmek istemiyorum. Ben bir yıl önceki müzecilik, arşiv, kütüphanecilikle ilgili bir eleştiri getirdim. Burada bir çalıştay sonucu çıktı. Bunu değerlendirmesi gereken ilgili bakanlıklar, ilgili dairelerdir. Dolayısıyla bir koordinasyon kurulu kurularak bakanlıkların, bu çalıştayla ilgili bakanlıkların yetkililerinin bir araya gelip
çalışma yapması gerekiyor. Burada da bunun daha sonuçları çok yeni. Evet. Ve bunun açılışına, bu çalıştayımızın açılışına yasama, yürütme ve yargı. Üç organı var devletin, üç temel organı. Üçünün de başkanı katıldı. Üçü de konuşma yaptı. Üçünün de konuyla ilgili evet bu sistemin iyileştirilmesi gerekir, bu sistem sürdürülemez şeklinde görüşü var. Dolayısıyla bu çok önemli. Bundan sonra ne yapılacağına biz de takip edeceğiz tabii ki. Yani evet. Ben Doktor Fazıl Küçük Vakfı onursal başkanı olarak bu çalıştayın içindeyim. Ama eski meclis başkanı olarak da ülkesi için gayret çeken, daha iyi gidebileceğine inanan ve gitmemesi için önünde bir engel, önemli engel olmadığına inanan bir kişi olarak takipçisi olacağız hep birlikte. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Bir zihniyet dönüşümüne mi ihtiyacımız var? Şimdi bu tabii çok moda bir sözcük oldu. Evet, zihniyet moda ve değişimi, tam sanki bize uygun değil. Zihniyet değişimi işte az önce söylediğim bu siyasi hepsini kültürle ilgilidir. Şey aslında. Yani aslında insanımız bir şeyler yapıldığını görse, o evet, gelin da sağlayabilir orada diyorsun. İşte bu sistemsizlik, biz bunu buradan başlıyoruz, hadi hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Çünkü bu taşları oynatacaksınız ya. O taşlardan bir kısmı gelip bize de düşebilir, size de düşebilir. Şimdi birazcık acıtabilir lazım ama biraz. Ondan sonra bileceksiniz ki önünüzde çok güzel bir i̇şte yapı oluşacak. İşte sanırım oradaki tıkanıklık o. İşte kimse budur. Onu istemiyor. Ama bu iyi anlatılırsa, somut verilerle ve bu yapıldığında önümüzde bizi güzel günler bekler anlatılırsa başaracağız. Bir de şöyle bir durum var. Bunları her söylediğinizde size derler ki Kıbrıs sorunu çözülmeden bu olmaz. İşte tek yol çözüm, tek yol federal çözüm. Doğru, burada çok büyük bir sorunumuz var. Evet. Ve biz bu sorunumuzu bilerek adapte olduk ve yapımızı kurduk ve burada bir yaşam sürüyoruz. Evet. Ama bu sorun kendi iç düzenlememizi, anayasamızı, yasalarımızı, yasamayı çalıştırma, hükümetin daha verimli olmasını ne derece olumsuz etkiliyor? Bununla tartışılması lazım. Eğer siz bu yapıyla kendi iç yapınızı düzeltmeden bir çözüm veya Avrupa Birliği'ne girerseniz uyum sorunu. Zannetmeyelim ki bizi sihirli değnekle düzeltecekler. Bunun zararlarını veya kendi sistemini oturtmamanın getireceği bu düzen içindeki bütün dezavantajları hep beraber çekeceğiz. Daha da karmaşık. Bunları gördük zaten. Yunanistan'ı gördük. Nasıl sistemini oturtmamış, evet. Ve sadece borç alarak yapısını kurmaya çalışmış bir yapının nasıl ne duruma düştüğünü gördük. Dolayısıyla biz işte Avrupa Birliği'ne gidelim, bizi düzeltsinler. Efendim ona o hep başkasından bekle. Birileri gelecek. Birileri gelecek ve bize doğru yolu gösterecek. Bu kadar yıldır bizi, oluşan bir sistemi bir çırpıda sisteme değiştirecek. Sokacak. Evet. Niye biz bunu yapamayalım? Niye o kadar diyoruz ki özgüvenimizi yüksek tutalım. İnsan kaynaklarımız var. Bilgiye ve deneyime sahibiz. Önümüzde bunu yapmış ülkeler var, örnekler var. Niye hep böyle bir şey bekliyoruz? Birileri gelsin, birileri yapsın, birileri düzelsin. O biz değiliz. Halbuki o biziz. Olmayacak da zaten. Birileri sizi düzeltmez. Bu işte birileri belki size... de yıllardır Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklanan bir şey de olabilir. Yani artık bakınız, toplum umudunu mu kaybetti? Hayır, demiyorum. Şey ihtiyaçtır, düşman ihtiyaçtır. Yani insan ruhunda bir düşman var ve o ihtiyaçtır. Eğer bir başarısızlığınız varsa, bir şeyler iyi gitmiyorsa hep bir sebep ararsınız. Dersiniz ki işte sebep budur. Yani evet. Ben suçlu değilim. Ben çok güzel yapacaktım. Ama bu sebep oldu. İşte burada da bir sebep var. Nasıl insan ruhunun psikolojisinde kendini yüceltmek, kendini korumak ve bir başkasını suçlamak oluyor bir olumsuzluk karşısında. Sebep bu oldu, sebep olanlar bunlardır. Burada da bir temel sebep var. Ha, inkar edebilir miyiz bu sebebin dezavantajlarını? Hayır. Ama bu orada durduğu halde 40 yıldır bu yapıda biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Hani biz kendimizi meclisi açamama, çalıştıramama, yasaları geçirememe veya yasaları anayasa uygun bir şekilde yapmama
diğer yasalarla uygun bir şekilde yapmama, popülizm uğruna, partizanlık uğruna bile bile. Yani Kıbrıs sorununun arkasına saklanmayalım bunlar, diyorsunuz. Tabii ki yani o sorun, orada bizim bir sorunumuz var. Ama burada siz kendi iç düzenlemenizi kendinizin yapması lazım. AB normlarını biliyoruz zaten. Bizim AB komitemiz var. Biri engel mi size AB yasalarını, AB'deki yasalar gibi, düzenler gibi, işte gıda güvenliğinden tutun, hal yasasından tutun. Bunları geçirdi. Orada kim engel size? Yapılabilir. Gıda güvenliği geçti. Geçti. Biliyorsunuz kişisel olarak başbakan olduğumda hekim olmanın ve gıda güvenliği konferanslarına da katılan bir kişi olarak büyük uğraş vererek orada komisyon kurduk başbakanlıktan sonra meclis başkanı olunca da bu yasanın geçmesi için büyük gayret gösterdik. Ne oldu? Yasa geçti. Hani tüzükleri? Kim engel buna? Evet. Dolayısıyla dediğim gibi küçücük küçücük olaycıkları çok büyük olaylar yapıyoruz gibi paylaşmak, gazetelere manşet yapmak. Tamam, belki bu da siyasi partilere bir artı getirir, bu da bir iletişimdir. Hı hı. Ama biraz acı verecek de olsa, biraz taş parmaklarımızı ağrıtacak da olsa... Bir yerden başlamak lazım. Daha diyorsunuz. Büyük, daha temel sorunlardan başlamak lazım. Teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, programın sonuna geldik. Yarın sabah değerli arkadaşım Tülay Başkaya sizlere Berita Sabah Haber'de eşlik ediyor olacak. Biz Cuma günü tekrar sizlerle görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.